Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü yazısında Metin Feyzoğlu'na da yer verdi. Erdoğan sinirlenmiş ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın bu törenlerde konuşma hakkı olmadığını söylemişti. Ve o gün bugündür başkan sıfatını taşıyan Feyzoğlu konuşturulmuyordu ifadelerini kullandı. Altaylı'nın çok tartışılan adli yıl açılış töreniyle ilgili değerlendirmeleri şu şekildeydi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan adli yıl açılış törenine katılması, geçen seneye kadar Feyzoğlu'nu alkışlayıp kendisini Cumhurbaşkanı adayı bile yapmak isteyenleri kızdırırken, düne kadar Feyzoğlu'na hain muamelesi yapanları ise mesut etti. Ben bu iki duyguyu da yaşayamam. Siyasetin, siyasi tavırların konjonktürel olduğunu bilecek kadar eskiyim bu işte. Fakat tüm bunlara kızmıyor veya mutlu olmuyor olmam şaşkınlık hissimi engelleyemiyor. Evet, şaşkınım. Çünkü bu tören bir ilk değil. Adli yıl son 3 yıldır Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda açılıyor. Daha önceki yıllarda Feyzoğlu vardı ve yargı bağımsızlığını gerekçe göstererek bu törene katılmazdı. Bu yıl ise her nedense birdenbire fikir değiştirdi ve katıldı. Şaşırdım. En az bu kadar şaşırtıcı olan bir diğer unsur daha var. Cumhurbaşkanlığı tarafı da daha önceki törenlerde Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın bu törenlerde konuşma yapmasına imkan vermiyordu. 2014 yılında Danıştay kuruluş yıl dönümü töreninde yaşanan tartışmadan sonra Erdoğan sinirlenmiş ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın bu törenlerde konuşma hakkı olmadığını söylemişti. Ve o gün bugündür başkan sıfatını taşıyan Metin Feyzoğlu konuşturulmuyordu. Bu yıl nedense konuşturuldu ve de o da gitti konuştu. Evet, buna şaşkınım. Diyeceksiniz ki hala Türkiye'de olan biten bir şeyler seni şaşırtabiliyor mu? Onda da siz haklısınız. Siz de ona şaşırın lütfen diyerek Fatih Altaylı manidar bir yorum yapmış. Yazısının diğer bölümlerinde ise Burhan Kuzu'ya yer vermiş. Devamını okuyabilmeniz için aşağıya bir link bırakıyorum.